Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan ikinci sezonla sizlerle birlikteyiz. Bugün inanılmaz misafirlerim var. Burası gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi. Ve yavaştan Emre başlamak istiyorum. Nasılsın abi? İyiyim. Siz nasılsınız Hakan? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Sizi gördüm daha iyi oldum valla. Yoldan geldin. Yıllar sonra buluştuk. Geldik valla. Davet ettiriz. Kırmak olmazdı. Atladık geldik. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ediyoruz. Ali sen de evet bugün yoldan geldin. Abi evet Rize'ye gidiyorduk. Sizin için geldik yani gerçekten. Çok teşekkür ederim gerçekten. Evet. Evet. Bu hafta gidiyorsunuz değil mi? Gidiyorduk. Zaten gidiyorduk. Siz davet edince yani isimlerinizi duyunca gelelim dahil olalım istedik. Çok sağ olun. Normalde direkt Rize'ye gidiyorduk. Uçağı falso. Evet. Zaten her gün beraberiz. Sen nasılsın? Her şey yolunda? Yani şükür devam ediyoruz Hakan'cığım. Bu arada zayıflıyor gibi sizin. Aynen. Bir Gökhan'a falan oluyor. Bir 15 kilo verdik. Hastalandık. Gene senden bulaştı. İnfluenza hastalığına yakalanmışım. Kaç gün serum yedik? 3 gün yedik ya. Ben sonrasında bir de glutatyon yedim. Onu da hadi say. 4 serum. 4 seruma böyleyim. Çok iyi. Masraflı adamlarız. Büyük adamın masrafı da büyük oluyor Maruk. Abi Ramazan nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok keyifli. Hiç olmadığı kadar keyifli gidiyor benim için. Bir sürece hazırlanıyorsun herhalde. Tabii. Bu... Günü tersine çevirince sanki daha rahat. Gece yaşıyorsun, sabah uyuyorsun. Ha sen döndürdün o zaman tabii, değil mi? Düzeni? İftardan tamam. Önce yürüyorsun. Yani kardiyom yapıyorum. Evet. Sonra iftar. Ondan sonra güne başlıyorum. En güzel. En güzel. Antrenman? İftar sonrası. İftar sonrası aynen. Peki iftardan sahura kadar yiyor musun bayağı yemek yoksa? Kanka 10.30-11 saatlik bir dilim var. Zaten normal günde de o kadar saat aralığında yiyorsun her yediğini. Ramazan'la yaptığı ilk yarış hazırlığı değil mi? Öyle mi? Daha önce yaptın mı? Yok yaptım Türkiye şampiyonalarında o zamanlar. Ama daha kolay değil mi ya? Daha kolaymış. O zaman öyle gelmiyordu ama sonuçta şu an daha kolay. Ya istedikten sonra yapmak tabii mümkün aslında. Evet. Yani kısa bir dilim yok. Yani epey bir zaman var. Tabii normal bildiğin günün yarısı aslında. Şey yani. Bir de hiç yemeyince insan hiç acıkmıyor kanka. Evet. Yani biraz yesen gene biraz. Bir öğün attın mı yandın. Aynen. Mesela iftar attın acıkma geliyor ama. Aynen. İnanılmaz. Ben de gerçekten onu çok fazla hissediyorum ama şöyle bir durum var mesela. Ben sahura kadar uyumuyorum. O süreçte yiyorum. Ben de uyumuyorum. Sen hiç uyumuyor musun? Yok. Uyumuyorum. Yani o aralıkta uyanık daha sonrasında yatıyorsun değil mi komple olabildiğince? Şimdi sabah namazını tamam kılıyoruz yatıyoruz. Yattın. Bir sonra daha iftara yakın kalkıyorsun. Kaçta? İşte 3 gibi 2 gibi. Anladım. Bazen işim oluyor. Sabah 9'unda kalkıp mesela vizeye gittim geçen gün. Değişiyor yani. Evet. Çok iyi. Abi ben Ali ile Tuna'ya sormak istiyorum. Bu İstanbul'dan taşındınız. Bu süreç nasıl geçti? Orası Ali nasıl? Ali başlasın ben sonra devam edeyim. Bence. Abi benim topu için çok çok güzel geçti. Biz zaten Rize'de doğup büyüdük. Oraya çok benziyor. Sadece sıcak hali ve Ali sıcağı daha görmedi. Hali, sıcak ve yağmursuz hali. Daha ben sıcağı görmedim ama o biliyor. Birkaç kez gitmişti. Evet. Kışı aslında Rize'ye çok benziyor. Yani ansızın yağmur yağabiliyor ve ansızın güneş açabiliyor. Aynı Rize. Gerçekten bir farkı yok ama yazın da mesela çok bunaltıcı bir sıcağı var. Ya ama işte kimin fikriydi abi? İkiniz ortak karar mıydı yani yoksa benim sen? Benim fikrimdi. Ha, öyle mi? Sen mi dedin Antalya'ya abi, gidelim biz diye? Biz zaten gitmek çok istiyorduk da. Peki Antalya'ya mı gitmek istiyordun? İstanbul'dan mı uzaklaşmak istiyordun? İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorduk. Antalya'da bizim çok sevdiğimiz bir şehirdi. Evet. Sürekli. Yani peki Antalya mı Rize mi? Rize'nin yeri başka abi. Canım. Rize başka da yani şöyle. Aile şey olarak bakma bunu. Şey olarak. Sen... Ya mesela imkan anlamında Rize'de tabii o kadar imkan yok. O yüzden çıkmak zorunda kaldık oradan. Ama hani Rize'nin yeri çok çok ayrı. Fakat mesela hani iş anlamında koşturacaksan eğer Rize sana çok kısıtlı imkanlar sunuyor. Antalya öyle değil ama. Mesela biz Side'deyiz şu anda. Side'den yarım saat 40 dakika sonra mesela uzaklıkta şey var. Lara var işte ne bileyim az ötesinde zaten Antalya merkez var. Yani gidebiliyorsun. Gidip oradan yani böyle çok daha fazla imkana erişebiliyorsun. Bizim orası biraz mahrumiyet bölgesi gibi. Fakat yani böyle o sakinlikten sebep ben orayı seçtim. Hı-hı. Zaten Ali özellikle hani Side demedi. O Antalya olursa daha iyi olur diyordu. Fakat gelince hani ona da sorabilirsiniz. O da çok memnun kaldı. Ama şimdi hani biraz İstanbul'da dönüyor gibi ya işler böyle. Yani o ama konuda mesela bir şöyle, şey hissediyor musunuz? İstanbul'dan ben şahsen alacağımı aldım. İstanbul'da aşağı yukarı 6-7 sene kadar kaldım. Çok fazla bir çevrem var. Hani elim kolum gerçekten hani burada her yere uzanıyor. Network anlamında da, iş anlamında da. Alacağım her şeyi aldım ve birkaç senedir zaten gitmeyi planlıyordum. İstanbul'un beni yorduğunu falan fark ediyordum. Ama yani böyle bir cesaret edip atamamıştım kendimi. Daha sonrasında
bir dedim geri çekileyim. Şu işlerimi güçlerimi toparlayayım. Bir de düzenimi değiştireyim. Taşınayım artık dedim ve gittim. Araba trafiği, insan trafiği bunlar artık beni çok yormaya başlamıştı. Bir de dışarıdan geldiğin zaman daha net fark ediyorsun. Evet. Şimdi yarış için geldik ya bundan bir 10 gün önce falan. Bir kez daha dedik birbirimize baktık ve aynı şeyleri evet. düşündük. Ya, içindeyken çok fazla hissedilmiyor evet. ama böyle evet. dışına çıktığında evet. ve tekrardan buraya geldiğinde o gerçekten yoğunluk. İnanılmaz bir kaos var abi burada. Bunu içeride kaos yaşayan adam fark edemiyor. Fazladan böyle bir zaman kaybı var yani. Var sürekli. Var abi var. Yol olsun şey olsun hani. Ziyan oluyor senin. Ya kanka şöyle söyleyeyim sana. Çıkıyorum abi evden arabaya biniyorum. 2 dakika sonra salondayım. 2 dakika sonra hemen dönebiliyorum eve antrenmandan. Daha sonrasında mesela ufak tefek ıvır zıvır işler oluyor. Evet. Mesela kargodur odur budur. Yani şunu diyebiliyorsun mesela kargocuya. Abi ben senden daha sonra gelir alırım. Evde yokum. He. Burada onu diyemiyorsun. Yok ya burada 2 yani. Dakikalık mesafe yeri evet. geliyor. 35 dakikada gidiyorsun. Evet, evet. Tabii bu anlamlarda burası dezavantajlı da. Peki istediğiniz gibi çıktı mı yani peki? Çıktı. %100 diyor musun? %1 milyon diyorum hatta yani. Abi, hayatımda verdiğim kafa dinlemek istiyordunuz herhalde. Bizim, ona da... İş bazında peki avantajı oldu mu? Yani tam mesela hani daha iyi kendinize odaklandınız mı yani? Evet. Evet. Yani kariyer için gittim ben oraya Anladım. Zaten. Ali de eşlik etmek istedi bana. Hı-hı. Beraber gidelim dedik. Yani gerçekten orada iyi bir kariyer yapabileceğimizi gördük. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok. Aynen. Şöyle düşün. Sabah kalkıyorsun. Yemeğini yiyorsun abi yapacak hiçbir şey yok. Eğitimlere bakıyorsun. Çocukları kontrol ediyorsun. Daha sonrasında bir antrenman yapayım diyorsun. Antrenmana gidiyorsun geliyorsun. Zaten hani bir saat içerisinde, 1,5 saat içerisinde her şey bitmiş oluyor. Şeyi düşünmüyorsun. Trafiğe takılır mıyım, eder miyim? Yok burada mesela. Zaten aynı. Bütünüyle odağın evet. bu iş. Özellikle o yüzden orayı tercih ettim. Gün bomboş oluyor akşama CS'ye. Evet. Mesela. Hani kur gelecektik zaten. Ali ile hatta kaç defa planladık. Biz konuştuk. Ben konuştum. Ali'yi bilgisayarı gördüm bu evet. nokta. Sistem vardı bir tane. Fena sistem kurdum Aynen. da yani yapamadık adam. Oynayamadık. Şey ne, 4060 falan mı aldı? Hiç anlamıyorum ki Ali'ler halletti. 3060 bende de 3060 TI var. Güzel. Ali'ler halletti valla. Güzel bir sistem. Hatta şey falan da böyle mikrofon falan da aldım. Kamera mamera, rolları. Aynen yayın, yayın gelir mi hocam? Mikrofon gelecekti de işte yani gelir. Gelemedi. Gelir. Süreç var mı? Yani bundan sonraki zaman yani yarış falan var mı? Var. İşte yani yazın düşünüyorduk yarışmayı. Fakat hani bazı şeylerden, sebeplerden ötürü hani ertelemek zorunda kaldık. Biraz elim rahatsız oldu. Ondan sonra onu bir beklemem lazım. Bir 6 hafta kadar bir atel takılacak. Takılı kalacak. Çıktıktan sonra gümbür gümbür devam. Ya bu süre zarfında da bacaklarım eksikti mesela. Biraz belden aşağıya odaklanacağım. Bacaklarımı, işte kalçamı, işte kalplerimi biraz daha kavislendireceğim. Daha sonrasında üstümüz çok aşırı eksik değildi zaten. Onu toparlarız. Yani şu ateller çıksın. Daha sonrasında bakacağız. Peki bacakların stajda sana dezavantaj yani mesela hakem diyor muydu bacağın biraz daha büyük olsa daha iyi olur diye yoksa senin tabii ki de yani böyle gördüğün zaman zaten anlıyorsun az çok. Üst taraf eyvallah benim bir de hani diğer sporculara nazaran mesela Emre'ye Ali'ye nazaran benim kalın abi. Ben hani olabildiğince saklamaya çalışıyorum. Yani poz pozdaki duruşumda, açılarda vesaire olabildiğince saklamaya çalışıyorum. Pozdan böyle evet yani bir de bacaklarda mesela sıska olduğu zaman biraz evet, üste göre anladım. Bel daha fazla göze batıyor. Fakat biraz kalçam, biraz bacaklarım kavisli olsa benim çok daha ince görünecek. Yani bodycik misali gibi düşün. X. Brandon'ın falan da bacakları bayağı büyük. Evet. Büyük bayağı abi. Büyük. Kavisli. Çok büyük değil ama kavisli. Aynen. Yani Şortta falan çok güzel duruyor zaten. Evet. İşte normalde antrenmanları mesela birlikte mi yapıyoruz? Aynı antrenman abi, sürekli. Yok. Ali ile beraber hiç yapmayız. Farklı sürekli bir sistemde. Sürekli kanka o kulaklığı takıyor. Ben kanka şey var ya ben müzik dinlemediğim zaman antrenman pek yapamıyorum. Evet. Algım dağılıyor böyle. Dikkatim dağılıyor. Sen müzik dinlemeyi sevmiyorsun. Salon. Ya ben kanka odaklayabiliyorum kendimi. Ali'de şöyle bir durum var. Kulaklık kulağında olmak zorunda. Beraber antrenman yapıyoruz. Kulaklık kulağında. Yani evet. diyorum oğlum çıkar şu kulaklığı da hani birbirimizi... Hani yarışın son bölümü motivasyon işte, olalım, motive edelim birbirimizi. En son formu daha çok açsın falan diye Tunağan'a yaptırıyordum antrenmanları. Evet. Veya birlikte yapıyorduk. Ama off sezonda kendim böyle müzikle daha iyi hissediyorum. Senin normalde yarış... Abi var normalde bu yaz düşünüyordum ama şu an böyle tamamen tam olsun, güzel olsun diye Eylül ayındaki Türkiye'de yapılacak olan NPC yarışına katılacağım diye düşünüyorum. Kesin olarak düşünüyorum. Bunu böyle sürekli bir hedef koyuyorum olmuyor falan ama Allah bir kaza bela göstermesin. Bu arada bu
NPC deyince yani NPC'de bir şeyler gördüm ben ama evet. Tam bilmiyorum yani. Çok detayını da bilmiyorum. Siz hani yarışa daha odak i̇şte olduğunuz zaten için. Zaten Emre'yi de Göktuğ'u da davet ettik. Bilmiyorum Mehmet abi konuştum. Gelir. Hani onlara da ihtiyacımız var. Orada çok sevilen sayılan insanlar. Evet. Abi herkes elini taşın altına koysun istiyoruz. Çünkü NPC gerçekten hani ben diyorum boşuna bir beka meselesi bence yani bu spor için. Zaten yani abi ben zaten... Mehmet abi de Emre'yle biz aynı söylemiştik. Yani bizim için ülke için mükemmel bir olay evet. Böyle bir şeyin geliyor olması. O yüzden yani her türlü elimizden ne geliyor zaten biz evet. Doğru doğru. Mesela yurt dışına yarışa gittiğinde maliyetin inanılmaz artıyor. De. Değil mi? Tabii Türkiye'de de. Yapsan. Abi uçağa biniyorsun, İzmir'e gidiyorsun. Aynen. Bildiğin yer, otel, herkes aynı dili konuşuyor. Otelde kalacaksın. Değil mi? Kadar başka evet. Peki böyle yani bu konuda böyle işte yapılacak mı yapılmayacak mı falan bu tarz söylemler kesinlikle var. Kesinlikle yapılacak galiba. Yapılmayacak yani diye bir durum. O konuda bitti yani o iş. Asla yok. Herkes yani, destekliyor bunu zaten. Yapılması lazım vücut geliştirmenin ülkede yani. Abi gençlerin istiyor. Herkes istiyor. İstiyorsak bunun yapılması lazım. Millet evinden çıkıp yarışa gidebiliyor, biz niye gidemiyoruz? Ya Hindistan'da bile olan bir yarış. Yani bizim ülkemizde neden olmasın? Keza bizim sektör şu an katlanarak gidiyor. Yani o yüzden bizim için mükemmel bir veli nimet. Yani Türk sporcularda burada büyük sorumluluk düşüyor tabii evet. Ki. Yani orada bulunmak, yarışmak, yarışmacı hazırlamak. Evet. Bazı ülkelerde mesela senede iki kere, üç kere profesyonel fail oluyor. Yani bir şekilde adım atılsın sonrasında mesela aynen. İnşallah yükselsin. Mart'ta olsun, belki Temmuz'da olsun, Eylül'de olsun, gelir ileride. Sürekli olsun, zaten, sürekli olsun. Zaten gelecektir. Sözünü vallahi keseyim kanka. Yani şimdi zaten bizim Türkiye'de bu yarışların problem oluyor olmasındaki sebep şu. Federasyon tarafından şöyle engel oluyorlar demiyorum asla fakat tüzükte şöyle bir madde var. Vücut geliştirme ile alakalı bir organizasyon düzenlenecekse federasyonun bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Daha evvelden Levent abiler denemeye çalıştı. Biraz tabii zıtlaşarak yapmaya çalıştılar. Sen hatırlarsın o dönemleri. Biliyorum, evet. Ben de mesela gittim 2019 zamanları. 19 falandı. Biraz böyle nasıl diyeyim sana yaparsın yapamazsın yaparsın yapamazsın oldu. Fakat yani sağ olsunlar hani Mehmet abiler federasyondan da çok büyük bir destek var zaten Niyazi Başkan'dan vesaire. Biz bu sporun gelişmesi adına bu yarışların artık yapılması gerektiğini söylediler ve o taraftan da artık asla kimse karşı çıkmıyor. Hani ortalığı ya suyu bulandırmaya çalışan insanlar var yok değil. Ama yani kimse de engel olmayacak. Buna emin olabilirsiniz. Bunun bir sebebi var mı? Yani mesela kime zararı dokunabilir ki bunun? Yani niye mesela buna yani, karşı çıkmaya çalışırlar? İşte onu biz de bilemiyoruz. Onu biz de bilemiyoruz. Değil ama mi? Engel olmak isteyen insanlar oluyor. Fakat şimdi bu adam okeyledikten sonra, Göktuğ okeyledikten sonra, Emre okeyledikten sonra biz hani önde gelenler olarak mesela Furkan hani biz destekledikten sonra ve bizim arkamızdan gelen insanlar bize destek verdikten sonra kimse bir şey yapamaz abi. Yani bu anlamda iyi bir kamuoyu oluştu. Hani herkes artık neyin ne olduğunu gördü. O yüzden kimse de herhalde karışmaz diye düşünüyorum. Karışmamaları da gerekiyor. Çünkü vücut geliştirme gelişecekse abi NPC'nin yani buraya gelmesi lazım. İnsanlar dışarıda gidip hani bak sen şimdi uğraşıyorsun. Sen neden abi vize işleriyle uğraşasın ki? İşte, abi bak, senin yarışına odaklanman gerekiyor. Ekstradan masraflar vize. Hani konaklama, cart curt. Uçak bileti gidiyorsun, farklı ülkeye gidiyorsun. Evet. Bir ton masrafı var. Burada sadece bir de düzenini, katılım bedelini verip girebiliyorsun. Düzenini de bozuyorsun yani. Buradan geliyorsun, düzenini de bozuyorsun. Hani adam tabii, mesela çıkacak, farklı bir stres var yani. Uçakta kalıyor, vizesi yok mesela. Değil mi? Gidip giremeyeceğin meçhul yani, kafaya bürünemiyorsun, giremiyorsun. Bir de yurt dışındaki adam, yani ülkende NPC yoksa gidip de yani NPC yarışması olmuyorsa markalar gelmiyor. Evet. Marka gelmeyince sektör ilerlemiyor. Marka gelmeyince bu adama sponsor olmuyor atıyorum. O yüzden zaten çok şart bir şey yani. Ya şöyle, IFBB'nin mesela elit tarafıyla NPC'nin Pro Liga'ya çok artık arada böyle bir uçurum falan artık düştü. Artık tek ayak ya yani. Evet. Evet. Vücut geliştirme artık aynen, tek ayak aynen. Yani baktığımda. NPC. Ya bir olimpiya hedefin varsa abi NPC'den geçmek zorundasın. Ve bir de çok büyük bir marka. Eskiden bu kadar büyük değildi ama her geçen sene. Şimdi mesela Dubai Pro'da biz de sponsor olduğumuz için orada. Biz düşün olarak yani mesela... Görüyoruz az çok neyin olduğunu. Çok büyük bir pazar var. Orada mesela ikinci bir olimpiya falan stage'i kurmaya çalışıyorlar. Stage çok iyiydi mesela gittiğimizde. Evet. Çok iyiydi yani. Mesela sahne ben ilk yarıştığımda da mesela hani bunu söyledim. Daha ötesi olabilir mi diye düşündüm. Hani para ödülleri de artmaya başladı. Çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2. Hani ben mesela kazandığım zaman 10 bin dolar almıştım. Geçen sene 20 yaptılar. Şimdi 40 yaptılar. Mesela. Zaten olimpiyada da 50 alıyor galiba. Mersin'de 55 falan alıyor. İşte çok bir farkı kalmadı. Bir sonraki sene üstüne de çıkacak. Muhtemelen çıkar evet.
Büyük ihtimalle zaten bence Olimpiya'yı falan oraya taşımaya falan çalışıyorlar. Evet. Yani. Orta Doğu bir şey, Orta Doğu'da bir Olimpiya niyetleri var. Bader Bodai'ye böyle bir şey. Sıkıntıları yok adamların. Baktığınız zaman o, yani o sahneyi kurmuş. Hiç sıkıntısız. Yani evet. Tüm markaları getirmiş falan. Çok ciddi paraları var. Çok ciddi paraları var. Parayla bazen boksu falan da orada yaptırmaya çalışıyorlar. Adamlar garip bir kafada yani o noktada. Para harcayacak yaramıyor. Para harcayacak. Yani petrol bitiyor. Yapacak bir şey yok. Yani bir yerlere yatırmak lazım. Futbol. Aynen. İşte ne bileyim medya. Ondan sonra işte vücut geliştirme. Yani her koldan saldırıyorlar. Gittin geçen gün. Nasıldı mesela? Oradaki çok iyi. Ben çok beğendim. Spor salonları zaten ekstrem. Değil mi? Yani o acayip bir talep var orada zaten. Adam yani kendileri zaten o kültürlerine sokmaya başlamışlar vücut geliştirmeye yani. Peki Sibum'un çocuğu gibi kalması. Sibum'un niye? Abi şaka olmuyorsun. Uçakta çekiyor. Bilmiyorum kanka benim küçük çıkmış bak, ama senin... daha büyüktü ben bire biliyorum. Ben senin zaten büyük olduğunu biliyordum da yani Sibum'da. Sibum'u ben orada canlı gördüm ve şunu söyledim. Gerçekten bu adamlar büyük adamlar değildi dedim. Hmm. Hani Sibum benim genişliğimde bir adamdı belki de. Belki hani, bir tık daha, çok ekstra, belki bir tık daha kavisli patlaktı. Aynen. Ama şimdi mesela Göktuğ'un yanında görünce diyorsun ki çocuğu gibi bir şey kalmış. İnanılmaz küçük kaldı evet. Peki nasıl denk geldin? Ya çok garip. Biz check-in şey işte uçakta giriyorduk tam. Oradakiler de bizi tanıyormuş. Dediler ki Sibum uçakta dediler. Biz şoka girdik zaten. Dedim, ne alaka falan. Sonra dalga geçiyorlar mı sana? Yok hani dalga geçiyorlar da farklı uçakla falan sandım. Aynı uçakla denk gelebileceğimizi düşünmedim. Sonra girdim. Business'tan geçiyoruz. Geçtim gördüm kanka ben heyecandan yanına gidemedim zaten. Baktım önüme döndüm yürüyorum. Sonra Doğuş abi dedi gel lan gel konuşalım falan. Doğuş abi zaten kim olsa devlet başkanı Putin olsa gene konuşur. Doğuş abi girişken ya. Direkt zaten girdi dedi işte hani o falan filan orada konuştuk. Fotoğraf çekildik sağ olsun sıcak kanlıydı espri falan yapıyordu. Dedim ki geliyorum bekle. İyiydi yani. Çok küçük duruyor mu yoksa yani böyle? Ya kanka yani tabii ki de büyük ama hani tişört vardı mesela. Çok böyle bir de poz, öyle şey omuzları açarak gezmiyor kanka muhtemelen. Ama bir de open'cılar gibi zaten olamaz yani. Open mesela gördüğün, open gördüğün zaman Dubai'de open görmüştüm mesela. O adamlar bir farklı freak duruyor yani de bams etti. Baktığın zaman podyum ağırlığı kaç kanka oğlum? 100 kilo falan mı? 100 falandır ya. Ben şeyi merak ediyorum. Sen Olimpiya'da mesela birini görüp de buna lan dediğin birisi olmuştur. Kanka yemin ediyorum hiç olmadı biliyor musun? Ben mesela bir Grammy'yi de gördüm. Yani, bunu dedim. Yemin ediyorum Göktuğ'dan daha büyük değil. Zaten fotoğraf değil abi. Yani şunu insanlar mesela çok iyi anlasın diye söylüyorum. Bu adam gerçekten çok büyük. Şu haliyle de mesela sen zayıfladın diyorsun ya şu haline de çok büyüksün. Evet. Ben seni mesela hani ilk zamanlarını da çok iyi tanıdığım bildiğim için aynen. Hani sende bir Göktuğ daha var ekstrada. Ben tanıdığımda 90 kilo falan mı? Tabii ya biz aynı kiloyduk sen. Yanınıza geldiği zamanlar yani 93 kilo falan mı? Sen de ilk TR şampiyonasında yanınıza gelmiştin evet. Falan. 93 kilo falan mı? Sen de ilk TR şampiyonasında evet. Yanınıza gelmiştin. Hatırlıyorum Ali sen form falan yok. Güzel günlerdi. Evet. O peki Olimpiya'da Bamset'i mesela gördün ya. Gördüm evet. Yanından mesela nasıl bir kalabalık, acayip bir kalabalık vardı değil mi? Ya evet. Kanka süperstar. Değil mi? Süperstar. Gerçekten. Mesela ben onu soracağım mesela. Dışarıda nasıldı? Kanka şimdi Dubai'de çok fazla popüler, Amerika'daki gibi popüler değildir büyük ihtimal. Gene sürekli fotoğraf çekilenler evet. Oluyordu da. Büyük ihtimalle orada güvenlikte falandı kuyruk, yani. Evet. Özel güvenliği falan vardı ve kuyruk vardı. Ama şöyle de bir şey ekleyeyim abi. Çok da mütevazi, naif bir insan. Yani kimseyi de geri çevirmiyor. O yüzden... İnsanlar çok da büyük bir saygı duyuyor ona, seviyorlar onu. Benim gördüğüm yani biraz mesela şunu düşünüyorum ben. Şimdi mesela Sibam uçaktayken mesela sürekli insanlar geliyor mu yanına? Çünkü yok, abi uçakta da rahat bırakıyor. Çünkü yani. Hiç tanımıyordu ki uçakta. Şey, mesela şöyle bir durum var. Biz şimdi Göktuğ'la dışarıda yürüyoruz. Evet. Ama büyük adam. Büyük evet. Olduğu için hani insanlar mesela onu gördüğünde böyle bir bakıyor. Hani önce hani büyüklüğüne bakıyor. Sonra diyor ki Göktuğ'ymuş diyor. Direkt geliyor mesela yanında fotoğraf çekilmiyor. Şimdi ama o adam da inanılmaz popüler. Ya şöyle düşünebilirsin ya. Mesela yani burada diye söylemiyorum. Bu adamın da seveni sayanı çok. Ben karakter olarak da onu bildiğim için düzgün güzel bir duruşu var. O da kimseye mesela geri çevirmez aslında. Hani şöyle düşünebilirsin. Amerika'da ben gördüm. Bu adamın Amerikan versiyonu diye düşünebilirsin. Değil mi? Evet. Ama orada o sokakta falan gezemez ya büyük ihtimalle. Adamın kendi spor salonu var. Adam kendi. Evet. Bu arada o popüler oldu. Hepsi kendi spor salonunda açıyorlar. Evet. Oyantı evet. Ama işletmenin de mi? Hepsi işletme yani işletmeci olarak. Ha, anladım. Daha doğrusu Bamset yani Bamset'in ki üyeleri var. Bamset'in kendisi var sadece. Yani. Terry İngiltere'de mi? Terry İngiltere'de evet. İngiltere'de. O İngiltere. Yeni yaptı diye biliyorum o salonu. Aynen yeni Olimpiyadan sonra. Çok güzel salon yaptı ama. Fena yani. Bu sene alır mı acaba gene? Alsın. Ben de almasın. Alsın istedim. Abi. Ben Ryan Terry'i çok eskiden takip ediyorum. Mesela Sadık Hadzovic, Jerem Buendia, Ryan Terry, Steve Cook.
Biliyorsun o zamanları. Jeff Cook, Said. Steve Cook. Evet, evet, Steve evet. Cook. Geçen sene bir olan Terry'ydi değil mi? Evet, Terry. O kadar uzağa abi. 2014'ten beri yarışıyor. Sen saldın işte. İyice kanka. Ya, yani saldım derken ben ya, zaten... İlgisini çekmiyordur. Ya, hayır, çekmesin de zaten. Abi. Evet, evet. Yarış hayır. Konuları zaten hiç ilgimi çekmiyor. Yani kendi işlerime geldiğimde de kendi işlerim o kadar fazla yoğundu ki evet. Yani biraz gerçekten biraz dinlenmem gerekti yani. Çünkü inanılmaz yoğun. Çünkü yani biraz da şu var. Çok normal de yapmıyorum. Öyle hani telefonla çektiğimiz bir şey değil yani şu an evet. Şu anki mesela konseptlere bak yani. Doğru, evet. Çok fazla. Ya böyle olunca biraz insanı gerçekten yoruyor. Geçen sene 14 kişi çalışıyordu. Yani evet çok kalabalıktı. Ya 14 kişi çalışıyordu. Şimdi onun yoğunluğu falan inanılmaz farklı. Çok peki abi. Şunu diyebilir misin? Herkes gider Enes Agam kalır diyebilir misin? Enes, her, Enes zaten benim çocukluk arkadaşım evet, biliyorsun değil evet. Mi? Biliyorum çok yani. Çok yakinen evet, tanıyorum evet. Merak etme. Bizim canımız ciğerimiz ya. Biz evet. De arada böyle bozuk atıyoruz birbirimizi evet. Ama os. Dostlar Enes arasında oluyor. Oluyor arada her zaman oluyor. Abi sana bir sorayım yani evlilik falan nasıl gidiyor? Yani... Evlilik güzel kanka. Değil mi? Yani... Ben de dinlemek istiyorum. Biraz yanaşıyor şöyle. Bir dakika şimdi bu... Anlat kanka. Yeter artık. Şu yarış mevzuları falan bir dursun. Yani. Ya şaka bir yana evlilik harbi güzel. Evlilik berekettir. Evet. Gözün dışarıda olmuyor. Anladın mı? Yani bir düzenin var. Hayatın bir hani düzeni var anladın mı? O düzenden mutlu oluyorsun. Bize çok ama olabilmen lazım yani. Çok kafana bitiyor biraz da. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz iyi anlaşıyorsunuz. Mesela Allah geçen şükür. Bir tane Reels gördüm ben. İşte Ocean'ın böyle reklamı gibiydi ama inanılmaz. Şu vintage yani. Yap. Evet evet evet. Ya, ya, ne mesela ya? Ya vin. Ha ha şey. 80'ler miydi? 80'ler. Abi inanılmaz iyiydi mesela. Bir kosum masum aldı galiba. O nasıl mesela? Kimin aklına geldi? Nasıl öyle bir şey? Sena'nın aklına geldi. Onun kafa çalışıyor zaten. Uğraşıyor o tarz Reels'larla falan. Grafik tasarımcı falan böyle şeyleri de seviyor. Bana bazen fikir veriyor işte çekiyoruz. Çok güzeldi. Gördün değil mi evet, onu? Evet. Ya, o... ya sen gördün mü? Gördüm gördüm. Ben çok takdir ediyorum ikisini de. Sena'yı da mesela önceden beridir tanıyorum. Evet. Yani birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Zaten hayat arkadaşın çok önemli abi. Ya çok önemli. Aynen. Yani Emre çok kıymetli bir insan. Ben onu tanıyorum. Evet. Sena da keza en az onun kadar. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar vallahi. Allah yollarını bahtlarını açmış. Söylemiştim kanka. Dönünce evlilik teklif etmeyi düşünüyorum. Evet, evet. Milli takıma gitmişsiniz. Aynen. Ali Kapısı aynen. Şeyle 2019'da Macaristan'a. Kasım'da mıydı? Aralık'ta mıydı? Kasım Aralık gibi. Kasım. Kaç sene oldu? Benim yeşil şortumu giymiştim lan orada. Evet. Manyak bir şort giymiş bu kadar. Evet. Ya sen indikten sonra ona mı verdin? Yok ben yanımda da yedek şortum vardı. Moruk mens fizikçilerin arasında bu şort mesela mayoda olur mu bilmiyorum. Hani dalga dümen vesaire deniyor hesabım. Ama mesela şort takası var evet. Var. Fizikçiler arasında var mesela. Biz az önce neyi konuştuk? Evet. Kanka ben de bir şort var. Ben sana bir şort vereceğim. Evet. Bir de şortun sizde bir anlamı falan oluyor büyük ihtimalle. Oluyor. Yani. Mesela ben kime şort verdiysem gittim oğlum. Ama hayır. Kime şort verdiysem en az 4-5 tane şortum yok oldu. Gitti. Peşinden ama koşmuyorsun. Onun bir anısı var ya o adam da giydiği zaman mesela ulan dursun diyor vesaire. Şimdi şortunu verdin mesela çıktı. Ta nerelerden çıkıyor o şort? Mesela şortunu verdin çıktı bir oldu indi falan oldu mu böyle çok? Oldu. Gerçekten abi son oldu. Yarışta oldu. Bizim Serhat Overlu aldı benim şortumla. Hadi ya. Evet. Yeşil mavi diye ben son yarışında giymiştim Rizeli'yiz ya. Serhat da Rizeli kardeşim ona da verdim. O da giydi. Çok güzel bir duygu. Bir de insanın bir sevdiğinden böyle bir parçaya çok evet. Üstünde oraya çıkıyor. O ayrı bir motivasyon oluyor. Motivasyon oluyor yani. Tabii tabii. Güzel onlar. Yani. Bir fotoğraf çektirmediler size de. Enes ağlar ya. Enes Agam. Enes Agam. Alıyor mu oradan sesi? Enes Agam ya. Ortamda bir ses. Enes ne yaptı de? bari. Hemen hani konusu açılmış. Ya oluyor. Ne oldu ya? Oldu bir şeyler. Yani yaşandı ve bitti saygısızca diyelim. İnternette böyle çok pro kartın iptal edileceği falan söyleniyor. Öyle bir şey hikaye. Olmaz. Yani. Sen de bir soru var önce. Ses net alsın. Değil mi? Yani abi ben de evet gördüm mesela. Ya kafada soru işareti kalmasın yani, bazen insanlar. Yaşanan işte olayları gördük hepimiz evet, artık biliyoruz. Evet. Evet. Yani iyisiyle kötüsüyle artık. Şimdi bu durumda peki senin zararını işte bu pro kart iptali falan yani bu tarz şeyler dönüyor ama yani ben de ya bunu işte, açıkçası merak ediyorum.
bu tarz kahpelikler oldu. Olmadı değil. Hani ulaşmaya çalıştılar o tarafa. O taraftan da haberdar olduk yani. Haberlerini aldık. Hiçbir şey yapamazlar. Yani gerçekten hiçbir şey yapamazlar. Hani ben sadece hani bu konuyu uzatırlar mı? Hani ille de böyle çocuğun ayağını kaydıralım diye mailler atılır mı NPC'ye vesaire falan diye düşündüm. Oraya kadar gelmedi konu da. Yani şimdi NPC ile IFBB birbirini çok seven iki federasyon değil. Aynen. Bunun haricinde de kimse bu taraftan onlara yazılan yazıları kale almaz. Yani hiçbir şey olmaz. Çok uzatmak da istemiyorum. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi, hiçbir çok şey iyi. Olmaz. Yani burada bize ucu dokunan hiçbir şey olmaz çok şükür. Tabii ki de bizim de tasvip etmediğimiz bir olaydı. Ama yani oldu yani. Keşke olmasaydı. Yani burada yapabilecek fakat hiçbir şey yok. Tabii. Yapacak hiçbir şey yok. Olayın aslı astarı çok farklı anlatıldı insanlara. Biz de hani bize susun beyler, biz hani konuşalım, biz idare edelim dendi. Fakat kendi iç hesaplaşmalarını bizim üstümüzden yapmaya çalıştılar ve garip, enteresan algılar yaratmaya çalıştılar. Ali'ye, bana, Mehmet'e. Çok şükür üstesinden geldik. Kardeşlerimiz, dostlarımız gereken desteği verdi. Yani bütün camia bizimleydi. Hani buradan da bir kere daha söylemiş olayım. Allah razı olsun herkesten. Hani orada yaşanan şeyler sadece benim özelimde, Ali'nin özelinde değildi. Bir birikmişlik vardı. Yani bir değil, iki değil. Herkesin hakkını yiyorlardı. Evet, çatır çutur. Zaten bunu duyuyoruz, evet yani. Senden sonra birçok kişiden duymaya başladık artık bu tarzda olan yaşanan olumsuzluk. Mevzudan değil sonra zaten bir sürü olay açıldı. Aynen. Değil mi? Evet. Silsile döndü yani. Ya insanlar da sağ olsunlar susmadılar. Yani destek oldular. Anlattılar bildiklerini. Bayağı fitness sektörü. Evet. Herkes bunu konuştu ve gerçekten de herkes sana destek çıktı yani, benim gördüğüm kadarıyla. Sağ olsun. 30 sene sonra çıkıp Olimpiya'ya gitmişsin. Bizi temsil etmişsin. Evet. Seni camia olarak, federasyon olarak el üstüne tutmamız gerekiyor. Yani bu tarz başarılı adamları mecburen el üstüne tutmamız gerekiyor ki spor gelişsin. Camia gelişsin. Meyve tabii ki olaylar güzel değildi. Yaşanmasaydı ama yaşandı. Yapacak bir şey yok. Ya işte benim de üzüldüğüm nokta oydu zaten. Hani biz insanlara hep güzellikle yaklaşıyoruz. Bizi tanıyanlar bilir. Ali de, ben de. Yani hep güzellikle gittik. Hep saygılı bir şekilde gittik. Efendiliğimizi bozmadık. Fakat hani sustukça, bizim insanımızda öyle bir huy var. Sustukça abi üstüne gelirler. Sustukça üstüne gelirler. Ve yani üsluplar çok bozuktu. Üsluplar çok bozuktu bize karşı. Hani bunun da hani altında artık bir yere kadar kalabiliyor insan. Hepimiz insanız abi. Şimdi sen ne kadar beyefendi bir insansın ama ben sana bir yüklensem eyvallah zaten dersin. İki yüklensem ya Tuna dersin. Üçüncü de aynıdır. Hani vurursun kafayı değil mi benim suratıma? Yani ya zaten kim olsa onu yapardı bence. Net yani. Yani ya buna herkes emin olsun. Gerçekten ben de bunu söylüyorum. Hani belki bir yere kadar yiğilip yutulabilirdi bazı laflar ama biz hani doğup büyüdüğümüz yerden de kaynaklı mı bilmiyorum. Ben yutamam abi. Bazı laflar var, bazı küfürler var, bazı böyle sinkaflı kelimeler değil. Onu bir yere kadar yutabilirsin. Yutamazsın. Mesela seni tanıyorum, sen de yutamazsın. Bu adam da yutamaz. İmkan yok. Bu adam da yutamaz. Yani sen hiçbirimiz yutamayız. Evet. Yani şöyle bir farkındalık yaratmış olduk. En azından ben şunu söylemek istiyorum sadece, çoğunu çok uzatmadan. Hani bir şeyler yaşandı. Ben de çok mutsuzum, üzgünüm ama iyi şeylere vesile olsun. Ki oluyor da. İyi şeylere emin olun vesile oluyor. Yani bir farkındalık yaratmış olduk. Konunun içerisinde biz olduğumuz için çok üzgünüz ama bizim başımıza gelmese yarın bir gün başkasının başına gelecekti. Kesinlikle. En azından hani böyle birileri ezilmemiş oldu. Sağ olsun bütün camiye arkamızda durdu ve bir farkındalık yaratmış olduk. Şimdi yani, olaylar iyiye doğru gidiyor. Yani bu olayın mevzunda hani duyduğum kadarıyla zaten hani seninkisi evet duyuldu. Seninkisi biraz büyük yaşandı. Ama bunun dışında zaten yaşanan o kadar fazla olay varmış ki bunun gibi. Bunlar sadece duyulmadı. İşte hani insanlar hep sustu. Burada sadece senin üstüne biraz. Olmasa bile anlatacak bir ortam da oluşmamış oluyor. Evet, yani evet, evet. Belki ufak bir şey yaşıyorsun. Orada 5 dakikalık bir olay belki 2020'de, 2019'da, 2021'de. Evet. Ama o 5 dakika senin için orada sönüp gidiyor. Ama işte insanlara da birazcık böyle bir aslında bir zemin de hazırlamış olunca olay pozitif bir yere döndüğü nokta dediği de o bence Tuna'nın yani zaten. Peki bu konuyu şey yaparsak. Aynen. Elin nasıl abi? Yani elinde... Süper, hiçbir soru yok. Hiç yok. 6 hafta burada atel takılacak. Burada kapsülde... Açık, yani kesildi mi orası? Hayır, öyle açık bir ameliyat olmadı. Kapalı bir ameliyat oldu.
Atel takıldı. 3 tane. Vida gibi bir şey. Kemikler sadece birbirini tutsun. Evet yani. Kemikler birbirine tutturuldu. Vida dışarıda mı? Dışarıda. İçinde kalacak böyle platin, cartut herhangi bir şey yok. Yok. Herhangi bir şey. Aynen. Kaynadıktan sonra olacak. Yani kaynadıktan sonra vidayı çıkartacaklar. Peki ondan sonra antrenmanı dönmen. Yani yapar, şu bugünden itibariyle antrenmanı dönmen. Ya aslında yapıyorum. Şöyle zaten bacaklarımı rahat çalışabiliyorum. Burası için şöyle bir şey düşündüm. Mesela kadınların hanımlar çalışıyor ya mesela. Kalça çalışırken işte ne bileyim iç bacak, dış bacak sağa sola açıyorlar. O tarz bir şeyle evet biraz daha iyileşmesini bekliyorum sadece. O tarz bir şeyle mesela bileğinden ya da çekiş yapacaksam parmaklarımla değil dirseğime bağlayarak. Onun bir yolunu bulurum ya ben. Çok mantıklı. Bu tarz olaylar çok beni yıkamaz. Ben bir yolunu bulur devam ederim. Yani yapmak istedikten sonra. Bir yerden sonra zaten o dalga çıktıktan sonra büyük ihtimalle zaten şu avuca oturtarak presleri falan yaparsın. Evet yani. Evet. Sıkıntı olacağını bu iki hafta kalacak. Bu dursun dedi doktor. İki hafta kalacak. Zaten bir hafta oldu. Bir hafta daha 10 gün daha kalacak. Bu çıkacak. Onun yerine daha küçük bir şey. Minimal bir şey gelecek. Aa. Parmağı koruyan, destekleyen bir ondan şey. Ondan sonra zaten gelecek. Kaynamış olur. Sonra sen yardıracağım zaten. O sürede biraz. Bize bir şey olmaz. Yani. İyi burada bayağı şey biraz hem dinlenmiş olursa hem de biraz aslında İçin biraz alevleniyordur yani. Süreç geçti yani antrenman yapamıyorum falan. Ondan ciddi sonra motivasyon oldu bana burada. Yalan yok. Yani tamam kötü şeyler yaşadık. İki gün boyunca mesela hiçbir açıklama yapmak istemedik. Çünkü yukarılardan bu tarz telkinler geldi bize. Çok büyük ezmeye çalıştılar. Ayağımızı kaydırmaya çalıştılar. Ama yani biz de kendimizi ifade ettiğimizde insanlar objektif bir şekilde yorumlayıp bizim arkamızda durabildi sağ olsunlar. Başta kardeşlerimden haricinde de bütün camiadan valla hani teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, evet. Eksik olmasınlar. Çok. Peki yoktu. Bu aralar hiç yemek yemediğini söylüyorsun. Aynen. Ya. Ben aynen. Yani bunu hep duyduğum için şimdi bir sana sormak istedim yani. Hiç ya işte sindirimsel mi artık? Yani belki fizyolojik bir sıkıntı olabilir midemle alakalı. Ama bence yemeği artık o kadar uzun süre çok fazla puşladığım için yani artık yiyesim yok bence. Ya evet. Bu böyle buna benzer bir süreç. Bir 2021'de falan bir kere daha yaşamıştım. Yani bir 8 hafta falan böyle iyice bir diyet yaptıktan sonra kendine geliyor. Gene ona yoruyorum. O yüzden o öyle evet. Bir döneme girdim. Yine 8 haftalık bir döngü. 8 haftalık bir diyet başlar mı? O 8 hafta asla bitmez. Yani 12 haftada. Ya işte bakalım yani. Büyük ihtimalle çözerim diye tahmin ediyorum. Çözmezsem de Nihat'la konuştuk. Onun da bir doktoru varmış. Evet. Belki öyle bir müdahale yaparım. Yani bakalım. Oraya gitmemiz lazım. Şu an kaç kilo çıkıyorsun? 140 falan şu an. Bitmişsin be abi. Süzüldüm. Bak bir tane yorum geldi hemen aşağıya. Abi bitmişsin. Vücudu o kadar zorlarsan evet. Olacağı buydu. Şu an kendisi için sağlıklı bir kilo da bence. Aynen. Yo kanka zaten bak 10 kilo verdim. Tamam mı? 10 kilo verdim. Hayat kaliten bayağı artmıştır. Tabii. Yani bu kadar yani 10 kilo vermeme rağmen nefesim değişti. Hareketim değişti. Garip hopluyorum, yani. Zıplıyorum diyorsun. en son 5-6 sene falan önce zıplamamışım. Abi zaten 3-4 hafta. Bir yıl çekmişsin ki ben senin ayaklarını yerden kesmiştim. 150 kilo falanken yüzün gözün inanılmaz fena şişmişti. Fena iyi. Onun da tadı başka ama. Gerçekten yüzün falan inanılmaz. Onun da başka. Onun bir da bir insanlıktan çıkmış gibiydi değil mi? 155 kilo zamanında mı diyorsun? Ya bağda evet. Herkes çirkinleşiyor ama kanka yani o normal bir şey. Tabii ya. Canım. Bağda herkes çirkinleşiyor. Kanka bana diyorlar ki mesela defalarca bunu söylediler artık bir tanesine patladım oğlum dedim yani artık yeter. Yani sakallı hocam abi sakalları kes diyorlar mı mesela sana da? Evet evet. Ben mesela hani beni çoğu insan mesela olimpiya döneminde falan full sakalsız gördü ya. Yani hep zannediyorlar ki o formda yüzüm. Aynen. Böyle yanaklıyken de bebek poposu gibi ben sevmiyorum de abi yani böyle. Şu kıvamdayken sakallarını kesmek. Sakal olacak dedi. Evet. Yanaklıyken ben bir kere kestim çok kötü oldu. Çok komedi oluyor. O zaman çok da taşak geçiyorlar. Yarışlar. İki türlü de taşak geçiyorlar. Rivan zamanı kesmiş. Aynen. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Bir daha yapma onu. Kıdı zaten çıkmış buradan falan. Yok yanaklıyken olmuyor ama formdayken ama oluyor. Ama tunağının yani tunağının bir de kemikler buradan çıktığı için böyle. Formdayken sakalsız hali tehlikeli. Çok çok tehlikeli yani gerçekten çok iyi. Keseceğim. Biraz daha forma girsin ki gireyim keseceğim. Aynen. O beni motive ediyor aslında. Yanaklarımın şu an, hani böyle şu an şimdi, abi. Yok şu an kesmenden değil. Şu an diyet yapıyor musun abi? Yani şu an yok ben bir şey döneminde off sezonda büyüme döneminde çok diyet yapmıyorum. Benim unuttuğum bir şey var. Sen normalde sen olimpiyaya giderken de zaten bir hafta önce falan balık ekmek falan atmıştın. Evet. Değil mi? Yok sen normalde yok. Yapmıyorsun değil mi fazla diyet abi? Var öyle. Hareketlerim. Yani bir Harun 1453 değildir. Bir Harun 1453 değildir. Evet. Ama yani
yine yani de yiyorsun. Tuna'nın yani. Olan bir anımı anlatayım mı? 2019'da. Tabii ki. Tuna'nın yarışmasına 3 hafta falan vardı. Türkiye şampiyonu olduğu zaman. Ben tavuk dünyasına yemek yiyecektim. O da bana eşlik etti. O da benimle beraber yedi. Dayım da vardı. Dayım da vardı. Dayım da vardı. O da benimle beraber yedi. Hatta 2 tane birden yedi. Ben diyordum. Allah Allah. Ama çok seni çok bozmuyor dayı. Bozmuyor canım. Bozsa emin ol yemem. Ben Tuna'yla bir kere video çekmiştim. Ben o zamanlar tabii alışık değilim böyle görsellere. Sen de vardın kanka. 2 sene, 2,5 sene önce falan. Form falan fena aman okuyayım. Yani o sporçunun ışığında bakmıştık. Hani ben daha hayatımda birebir de böyle bir şey görmedim. Niye yedin kanka dedim. Dünden kalma dürüm vardı sana. Ama formu bir gör. Böyle bir şey yok aman okuyayım yani, anladın mı? Çok iyiydi ya. Evet yani. Ya, yapı meselesi. Bu tamamen mentalle alakalı olabilir mi? Yani şimdi ben bakıyorum mesela. Hani biraz bu böyle beslensen, böyle beslenerek forma girsen. Ama aslında... kendisi açıklıyor olabilir. Özüyorum, özür diliyorum. Hani flatlaşmak istemediğim için tarzı bir şey yok. Ya hem ondan hem de şöyle bir de alışkanlık. Ben mesela çocukluğumdan beridir hep ekmek yiyen, hamur tüketen. Hmm. Bu tarz böyle hani şimdi şey var ya, neydi onun ismi? Glütendir odur budur. Ben glütene balıklama atlayan bir adamım zaten. Yani umdur odur budur, bunlar benim için sorun değil. Ben çocukluğumdan beri zaten bunları yiyen tüketen bir adamım. Tereyağıdır odur budur. Vücudumun alışkın olduğu bir kaynak ya kanka. Beni çok iyi anlarsın mesela. Tabii. Bana yarıyor yani. Beni bozmuyor ama yani 365 gün diyet yapan bir adam pirinçle vesaire falan tabii ki de hani böyle benim yediklerimi yediği zaman bozulabilir. Bozuluyor yani. Ben sürekli bunları yiyorum. Bak off sezonda da yine söylüyorum. Off sezonda ben ekmek sürekli yiyorum. Off sezonda da ekmek yenir mi? Yenir abi, abi yani. Off sezonda ekmek yemeyen varsa ne bileyim ya. Yani midesi de hiç rahatsız oluyor. Mesela hani bazı insanların diyette ben de öyle. Laz uşağı bunlar. Abi katı diyete alıştıktan sonra hani her sporcu bilir bunu. Katı diyete alıştıktan sonra mide böyle bir yabancı besini sindiremez, böyle bir kötü olur ya. Evet. Yok yani mesela işte hangi yarışa giderken gitsin ne kadar sıfır karbonhidrat da yapsa o pizza gidiyordu, hazmediliyordu. Evet, yani. Sen de hatta yarışından önce iki pizza, pizza. Söyledi, sabah uyanınca deniliyor. Sen senin şeyleri çok güzel ya. Hurmalı pirinç. Pilav. Evet. Pirinçten çok hurma vardı o. Evet. Fena akıyor. Şampiyon olduğu sene totalde 15 gün falan diyet yaptım. Pirinçle beraber tabii. Son yarışta sen de çok az diyet yaptın. Ya benim diyet bozma sebeplerim abi açıkçası biraz da Tuna'dan sebep oluyor. Ben yani de sebeplerim. Şimdi sürekli beraber olduğumuz için karnım çok aç. Gidiyorum. Bir şey yiyordu. İşte, beni de ikna ediyordu. Hani bizim birçok yarışmacı arkadaşımıza da bunu zaman zaman yapmıştır. Ama biz hani Allah'a şükür formumuzu hep tuttuk yani. Sorun yaşamadık. Ha daha iyisi olabilir mi? Tabii ki. Yemesek daha iyi olurdu ama olsun. İşte sen de ye bir pizza seni bozmaz falan diye. Böyle bir pizza son günü. Ya moruk Türkiye'de yarışıyor da mesela. Şimdi sen Türkiye'de yarışsan geçebilecek bir adam var mı senin? Yok. Yani bu adam da mesela asikletinde abi kraldı. Evet. Yani o yüzden çok kasmıyorduk. Şimdi ben mesela şey olayında da neydi? Olimpiya olayında da mesela Sadık'ın bana söylediği şey şu kanka. Bak Sadık da bana bunu söyledi. Dedim ki tamam biz yanlış yolda değiliz abi. Bro dedi ben de gerçekten pirinçle patatesle doyamıyorum. Dolamıyorum. Hala o kadar şey yedirdi bana ki kanka. Patates de yedim, pirinç de yedim, tatlı patates de yedim. Yani yemediğim her şeyi yedim temiz kaynaklardan. Yani İngiltere adam yarıştı. Bakıyor evet. Bro diyor yani suyu artık yavaş yavaş devreden çıkartalım ve sen artık özüne dön dedi. Evet. Pizzalar, hamburgerler, tatlılar falan bunları yedim sabahına o zaten Instagram'da vardı birçok kişi inanmaz. Mami'nin güldüğü. Aynen yeşillikte attığınız bir form. Mesela ne yedin mesela atıyorum. Cheesecake. Çok fazla yedin mi gerçekten? Mesela hayır 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 şunu söylüyor. Diyor ki bro karnın şişmesin sadece. Karnın sakın kontrollü şişmesin. Ama. Kontrollü tamam. Bir şekilde. Her şey var ya. Karnın şişmesin. Açık hazmedebileceğin. Kanka yani. Hiç, ya açık büfe değil de hamburger et ekmek kıvamında çok fazla sos vermiyor zaten. Yanında da cheesecake. Genelde yedirdikleri bu. Çok iyi. Ama bu bak bu çok zor bence. Yarıştan bak günler kortizolu baskılıyorlar. Bak ama şöyle mutluluk hormonu devreye giriyor. Ama bence yok ya ben mesela ben de yemediğimde hiç yemem. Ama bir kere yiyeyim yandık. Yani mesela onu hem yiyebiliyor olmak hem de dozunda yemek falan çok benim için çok zor. Ya işte herkes Tuna'nın Alika gibi böyle herkesin vücudu kaldırmaz. Aynen imkansız. Kaldırmaz yani. Ya başka birisi yese orada mesela yarım dilim pizza yese büyük ihtimalle belki sabaha daha farklı yiyor. Ben mesela yarıştan önce yiyorum hamburger yiyorum ama hamburger yiyorum biraz da patates yiyorum başka bir şey yemiyorum. Ben sürece hazırlanırken hiç ya haftada bir falan bazen hani ama Emre son ay bozmuyor. Son ay bozmamıştı. Emre asla bozmuyor. Ben onu tanıyorum. Yani bilmiyorum çok büyük de saygım var bu arada. Yani ben
Bu konuda irade göster. Bak çok iradeli bir adam ama bu konuda irade gösteremiyor. Evet. Son 6-7 hafta full kitler kendini. Aynen şey son 6 hafta falan asla. Çok hızlı, o çok hızlı gidiyor. Senin? Benim son yarış hiç. Ben 4 ay hiçbir şey yemedim de. Gerek var mı? Sen eve kapattın kendini. Ben benim sporcu. sen yoktu değil. 3 ay kadar hazırdı o. Formans. Evet. Gerçekten. 3 aydan sonra katabolik bir kıvama. Ben mental. Ama mecburdum. Kaç kilo düşmen gerekti kanka? Kanka toplamda. Otelde 30 kilo falan verdik herhalde. Öyle bir 30 şey. Kilo. Onu 30 kilo. Ayağı yaydı işte. Yani ortalama böyle küçük bir kız çocuğu. Aynen. Attın yani. Ben 60 kiloyum. bir ufak el ezik bitmiş olabilir. Yarım eliz. Var mı yarış? Yok ya benim için. Çok daha iyi. Erken. Yani kendimi biliyorum o yüzden tadım da yavaş yavaş. Peki gitseydin mesela işte 155 ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Daha gidiyorum deseydin mesela. Kaçı kadar... olacak mı ölecek mi? Hedef ölecek. Hedef neydi mesela gidiyorum ben? Ya onun işte çok böyle net bir rakam yok. Hani forma göre aslında ama. 170 falan olur muydun acaba? Ya bir anda olursam büyük ihtimalle çok sıkıntıya girerdim de. Yani yavaş yavaş belli bir süreçte elbet zaten bir şey yapmak istiyorsam yüksek sayıları görmem gerekiyor kanka. 155'teyken falan mesela hayat kaliten ciddi anlamda düştü mü? Düşüyor zaten kanka kesinlikle. Ama yani işte getirisi bu zaten olayın yani. Düşecek mecbur. Ya ama da yarışmayacağım hiç. Ya bu adamın boyu da 1.95'e yakınsın. 91-2 falan. Yani bu boydaki bir adamın da mecbur yükselmesi lazım. Aynen. Mecbur yükselmesi aynen. lazım. O da işini yapıyor yani böyle... Öyle yorumlar morumlar falan filan yani goy goy yani bir kenara ama yani bilinçsiz adam değil abi yani bu adam aptal bir adam değil bu adam yani. Sağlığını düşünmüyor mu zannediyorsunuz? Ben geçen sabah ona WhatsApp'tan bir şey attım. Ne diyordu orada Gökhan abi? Büyük sıkıntılar. Annem izliyor bazen onları. Arıyor beni gece saat 11.30. Abi yapma. Oğlum öleceksin. Böyle bir şey var mı falan. Kadın da uykuları kaçıyor. Ama oğlum işte, bak emin misin? Magazin işte onlar tutuyor mecbur. Peki şunu soracağım ya klasik mesela klasik bizi yarışırım diyor musun veya sen yok demiyorum. Bir ara bir klasik poz verdiğim falan fotoğraflar vardı bunu evet. O zaman da çok iyi duruyordum mesela da bacaklarım biraz daha size'lansa mesela ister misin? Ya ister miyim isterim ama yapar mıyım zannetmiyorum ya. Pozlarını sevmiyorum diye sanırım. Sevmiyorum değil seviyorum sen aslında yani yetenekliyim de o konuda. Kanka sen senin sahiçesi fakat isterim. Güzel. İsterim ben Mos de. En iyi poz. Mos maskülleri çok iyi. Mos mas'ı vermiyorsun ama klasik fizik. Ya gene belki freeze'de falan böyle takılırsın yapıyorlar ya. Ben isterim. Top 2 çıkıyor mesela düşün. Aynen. Sibom'la basıyorsun böyle. Sibom veriyor mu? Sibom veriyor sürekli. Sibom gel falan böyle. Şimdi Kasımpaşa indiriyorsun. Adam İstanbul'a geldi. Ben Kurtköy'de kalmış ama. Evet ya. Lan git Sultanahmet'i gör ama. Hiç sıkıntı olmamış adamın ya Sultanahmet falan. Garip bir adam abi. Gelmiş Pendik'e gitti geri döndü. Saçını aldı gitti. Saçı yaptırdı gitti. Yani saçları da uzamadı. Hala aynı. Bir sıkıntı da kanka. Bir sıkıntı var herhalde yanlış. Bunu dolandırıldı herhalde şu an. Ama final halini merak ediyorum. Zaten yakışıklı bir lavuk. Evet. Hani saçı da yaptırdın. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Benim daha çıkmadı değil mi saçı? Yarıştığım bir tane çocuk vardı. Ne yazmış? Türkiye Doğu'da geldi buraya saç ektirdi. Geri döndü. Şeyde yarışmıştım onunla. Çek Cumhuriyeti'nde. Turkish Airlines yazmış lavuk. Havalimanı. Türkiye'ye zaten herkes gelen geçen buraya saç için geliyor. Evet kanka. Çok çok geliyor. Saç, saç diş. Saç dökümünüzü yaşıyor musunuz kanka? Yok ben de içiyorum. Yok. Çok şükür. Ali yarış planların. Bunları sorayım sana. Abi biraz uzun vadeli Eylül'deki Türkiye'de düzenlenecek olan NPC yarışına çıkmayı düşünüyorum. Düşünmüyorum orada podyumda olacağım yani. İnşallah. İnşallah. O, devamında peki bir plan var mı? Devamında olmazsa yılın sonuna kadar onu hiç bozmadan sonuna kadar artık olana kadar ve sağlığım el verene kadar yapacağım yani. Şu an form geliyor mu peki? Şu an geliyor. Geliyor. Biz çok uzun bir ara verdik benim son yarışımdan sonra. Çünkü Türkiye Şampiyonası'ndan sonra o taraf için bizim kas kütlemiz yeterli olmuyor. Bir de benim boyum uzun olduğu için biraz zamana ihtiyacım vardı. Oyalanıyor muyum, ne yapıyorum, ne ediyorum falan diye biraz böyle şey aldım ama işte sosyal medyadan falan. Yani burada herkes biliyor yani benim belli bir kas kütlesine ulaşmam gerekiyor. Alaftan taktikleri al hemen. Evet. Nasıl kilo alınır? Nasıl 150 kilo alınır? Aynen öyle o tarz bir şeyler yapıyoruz biz abi. Geçelim. Sen yani Groton'a çok çok yüksek dozajda alıyor musun yani? Ya şöyle yani bir men fizikçiye göre fazla alıyorumdur yani 8 ünite aldığım oluyor yani uzun uzun süreçler boyunca. Ama hani değil mi 20 falan almıyorum yani. En top aldığın? 8. En uzun süre 8 almış. Ya 10 belki bir ufak denemişimdir ama çok bir fark olmadığı için bile çok maliyetli. Kesiyor musun peki? Yok Groft'u hiç kesmiyorum kanka. Groft minimum dinlenme döneminde şu an mesela 4 ünite alıyorum.
Ama tabii yani şu an dinleniyorsun değil mi sen? Şu an biraz daha dozları düşürdüm kilo verdiğim için. İnceden. Ya şöyle neler var? Kuruz dozum benim. Bu tırnak içinde kuruz dozum yani. 300 enantat. Ama kuruz dozum şimdi normal cycle dozum yani değil. 150 kilo olunca 300 enantat da dozum. Devamı var mı? Devamı var mı? 300 limon, 200 damasyon enantat ama kuruz dozum yani benim bu. Şey yani kasıp böyle kaybolmasın diye. Dinlendiğim kasıp kaybolmasın dozu bu. Bu tutuyor mu abi ya? Yani? Bu ince de olsa tutuyor yani, öyle onu gördüm. tuttu o kadar. Yani ama değişik tabii. Ya sen mesela ne bileyim çok fazla fark var mıdır arada yani doz bazında bilmiyorum ki. Ya, kanka emin ol gerçekten azalıyor. Adam blastını söyle ona göre söylesin. Yani evet. Aynen hemen. Söyle Ali anlat. Şu an mı? Konuş lan. Konuş Ali. Yani ben bu dönemde biraz daha fazla growth alıyorum diyeyim açıkça. Yani çok anabolizan almıyorum eskiden aldığım kadar. Kaç growth? Çok bilinçsizdim eskiden ben o yüzden. O zamanlar böyleydi. Şu an abi 4-6 arası. Uzun zamandır 4-6 arası. Yani 6'da olmuyor pek. Yani genelde 4 ünite. Abi elin dayanısı içmiyor mu sizin? Ya oluyor tabii ama. Ben de çok aşırı olmuyor. Hissettiğim sabah noktada zaten hani yani biraz azaltıyorum. Hareketsiz kaldığımda çok. Ben de çok fazla şişiriyordu bir ara ya. Şu an çok yok. Normal. Yani 2 ünite alıyorum. 2 ünitenin üstüne çıktım paket. Sadık da bana 2 ünite diyor. Ben sabit 2 gidiyorum kanka. Ben üstünebilmek adına 4 alıyorum şu anda. 2 üstüne aldığında ne hissediyorsun? Ya 4 alınca ayaklarım ayakkabı ufak olmaya başlıyor. Evet. İşte anladın mı? Oğlum ayak numaram büyüdü. Evet ya öyle. Evet. Ben kanka İstanbul'a ilk taşındığımda 47 numara alıyordum ayakkabı. Evet. Şu an 48,5 alıyorum. Evet. Ama kanka sen İstanbul'a ilk taşındığında 90 kiloydun şu an 150 kiloydun. Evet. Tabii o da var. Çarpı 2 gök alalım. O da var da. Mesela sen cruise'da ne alıyorsun? Ben cruise yapmıyorum. PCT yapıyorum buram. Evet. Hiç, cruise yaptım. Yalan söylemeyeyim. 125 mg en atlat. O kadar. Başka hiç growth falan yok. Benim de bu arada şunu ki söyleyeyim kanka şimdi yanlış anlar çocuklar. İlk defa yeni bir koçla çalışmaya başladığım için ilk defa böyle bir. Ben cruise dozum olmayabilir yani. Bu arada hiç planı bilmiyorum. Normalde benim cruise dozum ben de 250 en atlatımı alırım. 8 hafta beklerim dayı sıkıntı yok. Ama ilk defa böyle bir şey. Hani cruise dozumu bilmiyorum. Şimdi yanlış bir almamışsın diye oluşmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü videolarda da bahsettiğim için sürekli. Bunu ben de söyleyecektim. Yoktu normalde. Kütlesine göre gerçekten çok çok az ilaç kullanan bir adam. Yani şu an söylediği kuruz dozum da ben ilk defa duydum. Aynen. Çünkü hatta şöyle söyleyeyim sana. 140 kiloyken falan bir kere kuruzunda 125 milyon atlatma yaptığını biliyorum. Yani. Tabii dinlendiğim zamanlar öyle yapıyordum ama şu an dediğim gibi hani farklı bir ilaç. Farklı bir şey deniyoruz. O yüzden onu geçin tırnak içinde diye söyledim. Sen peki abi sadece growth mu var yoksa başka bir şey? Yok tabii ki sadece growth yok abi ya. Enantat sarıdan. Boldun olmaz. Sandalı kullanmıyorum abi. Ne yalan söyleyeyim ya. Ya da iyisini bulamadım ya. Şaka yapıyorum. Ben de çok yani seviyorum. Yani denk gelmedim. Kullanmadım hiç. Kullanmadım denedim ama uzun süreli kullanmadım. Daha çok evet sen seversin. Cahir cahir. Güzel, growth güzel. Biraz da anabolik ama öyle işte dekalar, trenler falan o tarz şeyler artık yok pek hayatımda. Eskiden oluyordu bayağı. Çok yani fazla değil mi yani? Ali'nin çok eski bir storiesini hatırlıyorum. Evet. Kantesinden çıkmış, kantesimiz temiz çıktı, DK'ya başlıyor. Hatırlıyor musun sen onu? Mücahit yanımda böyle. Arabadasınız. O zaman çok şeylik ama. Bilinçsiz böyle hareket ediyorduk ve bir hırsa kapılmıştık yani. Sizin o zamanlar çok iyi ya. Mücahit de ilk yarışını men's fizik yapan bir arkadaş. Evet. Şu an artı yüzde pro kartını kovalayan birisi haline dönüşüyor. Bu en yakınlardan bir tanesi. En yakınlardan bile. Bir tanesi. Yani Furkan Kaplancan işte yani. Mesela. Ve ben ağır siklette mesela Mücahit Pro değil ama gerçekten yani Furki, Müco. Aynen. Müco çok. Hani sen seni zaten rahatlıyorum. Sen farklı bir seviyesiz şu anda da. 2 sene yani oldu. Çocuklar çok iyi. Sen de uzun bir dinlendin abi. Dinlendim evet. Bir onu hissettim. Peki ben bu süreçte sen peki nasıldı yani? Ya şöyle benim eskiden beridir mesela ben cruise dönemi yapmıyorum. Piramit gibi böyle tepe noktasından yavaş yavaş kesecek olduğumda azalta. Ben ondan çıkartıyorum. Ondan sonra komple kesiyorum. Komple kesiyorsun. Evet. Alışkanlık. Ben eskiden de böyle yapardım. Senenin birkaç ayını normal insan gibi yaşıyorum ben. Yani İdman da olmuyor. İdman yapıyorum. Yapmıyor değilim ama hani vücut geliştirmeden uzaklaşmaya çalışıyorum normal biraz deyince daha. Peki, İlaçların tamamını çıkartıyorum. Mesela o süreç, o piramit aşağı iniş evet. Kaç hafta sürüyor? Çok sürmüyor yani. 4-5 hafta falan. Yani böyle bir 500 miligramdasın mesela örnek veriyorum. Uzun esterlerden bahsediyorum. İşte 500'den yavaş yavaş. İşte 275, 275, 250, 125 falan. Sağlık kan testi falan istiyor mu kanka peki? İstiyor. İstiyor. Bakıyor. Şunu çok detaycı bir adam. Şunu da unutmadan sormak istiyorum. Yükseltirken ki peki başlarken mesela direkt yüksek. Hayır yok yok hep böyle minik minik koyarım. Yine minik. 250-500 yapmam araya 375'e atarım. Peki evet ben de onu soracaktım yani kan testi olayı yani mesela siz
Her ay veriyor musunuz kesin kan testi? Ya her ay. Her ay kimse vermiyordu. Her ay vermiyordu. Her ay değil ya. Ya iki haftada bir sadık istiyor benden ama. İki haftada bir. Östrojeni falan istiyordur evet. Ama ya. O şey ve bakmak yaşıyordu. İstiyor. Yani burada diyor orada imkanlarınız çok yüksek biliyorum diyor. Aynen. Yani paylaşabiliyorsam benimle iki ayda bir, sekiz haftada bir paylaş diyor. Ama işte imkan noktasında biz çok şanssız baktığı zaman. Biz evet. Şu an sağlık noktasında hele kan testimizi sorunsuz yaptırabiliyoruz. Eczaneden keza çok ulaşımlı. Evet. Yani normalde evet. İngiltere'deki birisinin kan testi yaptırması çok pahalı, çok zor. Yani evet. Ya da Amerika'daki keza birisinin. Evet. Bizim için öyle avantajlarımız var ülkemizde yani. Peki kaç haftada bir stüdyo doğru? Ya ben 4 ayda bir falan genelde yaptım. Ya yaptırabiliyorsan her ay yap. Kura başlamadan yaparsın. Tamam mı? Kuru sonu yaparsın tür biter. Evet. Kuru sonu yaparsın. Ya böyle gider bu döngüdür yani. Senede 4 kere az yaptır yani. Sürekli yapmanın bir anlamı yok bence ama sağlık açısından. Görmek istiyorsan ne olup bittiğini ya yaptırabilirsin. İmkanın var sonuçta. Ya da yarışmana yakın. İşte östrojenik bir problemin varsa. Hormona baktırmak adına hormon testleri verebilirsin. Sen yaptırıyorsun. Ben sülük tedavisi. Hacamaz. Benim kullandığım dozajlarda sülük tedavisi yeterli oluyor. Kızılay çadırına bir kanlı eser falan geliyordu. Siz de bu yüzlükten sonra bunu anladım net olarak. Hacamat falan yaptırıyor musunuz abi? Yaptırıyoruz. Biz bu ara... Ben hacamat denedim baya. Yani çok iyi yapamadı da iyi yapan birisi lazım. Biz Türkiye şampiyonası geldik hemen yaptırdık. Evet. Öyle mi? İşin moruk bir manevi boyutu var ya. Aynen, bak evet. O tarafı bence atlamayın. Çünkü bence orası da hani enerjisel bir şey bilmiyorum inanır mısınız ama ben inançlı adam mesela beni çok rahatlatıyor. Sünnet dinleri var hacı matematik. Var aynen. Ve tabii hani böyle okuyarak, üfleyerek yani. Vesaire falan bildiğin dualara böyle evet, nastır evet. Felaktır. Okumak ya lazım. Caddede gittim. Bir yere. Caddede olmaz bırak. Yani şeye gideceksin. Sultanbeyli'ye falan gideceksin. Sultanbeyli'ye gideceksin. Tam Fatih'e gideceksin de yolun için. Fatih, Sultanbeyli. Ruhumuz nasıl? Kaygılı mıyız? Endişeli miyiz? Yani bana, falan oğlum, bana böyle şeyler sordu. İşte dedi ki meditasyon yapıyor muyuz? Bana ona göre yapacağım dedi. Zaten bir hacamat yaptı. Yani iğneyi ufak ufak kalmam. Ama bak bu konuda gerçekten bir şey söyleyeceğim. Şu an tam anlatacağın zaman bile gerçekten böyle hani tüylerim bir diken diken oluyor. Bir gün bana da böyle hani dediler ki bak burada bir hacamatçı var. Tam senin dediğin usul abi. Gerçekten de gününe göre falan. Allah rızası için. Ya böyle bak inanılmaz tamam mı? Tamam dedim ki yani ben de inançlı bir insanım ve buna ihtiyacım var. Tamam dedim gittim. Kocaeli'deydi. Bak Kocaeli'de gerçekten güzel. Evet. Sultanbeyli olmasa da Kocaeli'deyim. Abi gittim. İşte neyse adam böyle baktı bana falan. Form falan da yerinde. Adam dedi ki buraya dedi hiç unutmuyorum. Ne boksörler geldi de dayanamadılar falan dedi. Ben oturdum. Ya mesela bir başladı abi. O kadar kötü olmaya başladım ki. Ama sırtıma öyle bir çizmiş ki. İşte 10-15 tane falan kupa attı ama. Mesela bu fazlaymış ilk başlangıca göre. Evet. Sırtıma o kadar fazla çizik attı ki. Şimdi mesela eski usul yapıldığında... Gerçekten dayanılmayacak bir noktada olabiliyor. Eski usul veriyormuş çünkü bayağı şıkır şıkır kesiyor. Ağır metalleri falan. Gerçekten fizyolojik anlamda faydası da öyle yani. Orada evet. İyi bir kan akması lazım. Doğru, ama doğru. Bak bu sonra mesela öğrendiklerimde şimdi yeni nesilleri var bunun. Gerçekten mesela iğne gibi böyle yavaş yavaş hani var mesela aparatları var. Onlarla batırıyorlar. Ya abi insanlar dikkat etsin. Bak sırtımda hala izleri var benim. Evet. Düşün bak sırtımda hala senin izleri var. Anladın mı sen ya? Sen kasaba gitmişsin kanka. Ya ama bak. Yani adamın seni kesmesi maneviyeti biraz yüksek gibiydi yani öyle gibi. Hissediyorum. Ha, ama hani sırtımda izleri var hala. Evet. Yani buna gerçekten dikkat edilmesi lazım. Şimdi evet eski üstüyle giriyoruz ama hani sonrası da var yani bu işin. Evet. Doğru. Gerçekten yani. Ama tavsiye ediyorum yani. Ben de bilen tabii birisinde yani araştırmak aynen. Lazım. Biraz böyle referans olması lazım. En son mesela ne zaman yaptın bir sınırsını? İşte bir 10 gün kadar oldu. Aa yakın. Evet yakın. Peki. Çok iyi. Nasıl hissettiniz? Çok iyi hissediyorum. Ya yani ben gerçekten fark var mı? Arındığımı hissediyorum. Ya yani sabahleyin uyandığımda böyle daha zinde hissediyorum kendimi. Bir de manevi taraftan biraz daha ne bileyim hani rahatladım. Üstümden o nazarın mesela örnek veriyorum. İnanır mısınız, inanmaz mısınız bilmem ama böyle bir daha ferah uyandığımı hissediyorum. Bir de insanın kanının akması lazım değil mi? Yani mesela geçmiş yıllarda falan insan ömrü daha uzun ya. Ya işin bir de sünnet boyutu da var ya Peygamber Efendimiz de hani hani söylemiş. Yani yaptırmak lazım. Ben tavsiye ediyorum herhalde. Tabii ya kan akmalı bence de. Sırttan akması ayrı bir dalga bir ihtimalle. Sırt, ense, kalp aynı. Vesaire. Ha, yani enteresan bir bölgeler. Baya başa falan da yapıyorlar. Kafaya bile yapıyorlar. Kafaya evet. Yapıyorlar. Buraya baş ağrısını alsın diye falan. Sülükte öyle ya. Migreni falan sülükte çözüyorlar. Evet. Sülük.
Gitsek mi bu hafta? Sülüğe ben gitmem ya. Yani. Sülüğe değil. Korkuyor musun? Etrafımızda sülük çok. Sıkıntı yok. Emeller. Sülüğe gitmiyorum da de sülük. Solucan değil mi dayı ama? Olur abi. Yani. Sülük yani. Sülük olsa. Graston, Antalya'da Grastoncu yok mu? Yok. Antalya'da çok iyi bir nasıl diyeyim manuel terapistimiz var. Murat abi, Murat Tanır. Yani bu elim için gideceğim ona zaten. Sen dedi bro gel elini hızlıca iyileştiririz. Enteresan bir adam. Böyle dokunuyor sana anlıyor kanka. Yani öyle söyleyeyim. Gerçekten İşin böyle farklı yani. Bir boyutu. Yani bak gerçekten. Böyle elini kaldırıyor bak. Böyle. C vitamini diyor mesela. Sen bir tane videonda evet, evet. Mesela çok basit oğlum. Vallahi diyorum sen çok basit. Elini kaldırıyor böyle C vitamini diyor. C vitamini üzerinden 1000 miligram, 2000 miligram, 3000 miligram. 4000'de mesela kolun düşüyor. Aynı gücü, aynı baskıyı uyguluyor. Sen oradaydın biliyorsun, hatırlıyorsun. Anlamadım. Bak, evet. Kanka çok tuhaf. Nasıl yani? Videosu var hatta abi oraya gittiğinde bunu alakalı. Bunu C vitamini diyorsun. Mesela vücut bana diyor ki, bana diyor kullandığın ilaçları getir. Büyüme hormonunu getir. Sana ne kadar doz gerekiyor? Ya da kullandığın ilaç sana yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunların hepsini diyor öğrenebiliriz. Bir şekilde beynin bize o sinyali yolluyor diyor. O enerjiyi yolluyor. Kaldırıyor abi elini senin. Kullanmış olduğun büyüme hormonu mesela kullanıyorsun abi. Kaç ünite sana yarıyor? 2 ünite mesela yarıyor. Örnek veriyorum. Kolum düşmüyor. Aynı baskı uyguluyor. 4 ünite diyor. Düşmüyor. 6 diyor mesela örnek veriyorum. Tık altına düşüyor. Çok kanka enteresan bir şey şu an var ya. Yani bu şekilde kullanmış öyle olduğum dozu. Biyoenerji miydi bu ya? Evet garip bir şey. Ya ben şöyle. Arkadaşlar kendi aramızda konuşuyorum. Anladın mı olayı? Ve yani anladım. Sen uzatacaksın diyeceksin testosteron. 100 miligram diyeceksin. Evet. 500 miligram çat diye diyecek. Bunu bu kadar yaparsak olmaz. Kanka mesela Barış abi tanırsınız. Barış Murat Yağcı. Survivor'da falan Aşil tendonu koptu. Survivor'dan sonra mıydı bilmiyorum ama. Sırf onun için özellikle Antalya'ya gittik tamam mı? Murat abinin yanına uğradık. Murat abi bana bir anlatıyor. Şöyle iyi böyle aynı benim gibi. Ya şey diyoruz içinde siktir lan ne kadar hani şey olabilir falan. Yani o samimiyetimiz de var. Abi ne anlatıyorsun dedim ya. Yani ne kadar olabilir ki? Jason Statham falan böyle Antalya'ya çok geliyormuş. Bildiğin böyle şey yok mu? Taşıyıcıdaki eleman. Biliyorum. Adam sürekli buraya geldiğinde Murat abinin yanına uğruyor. Enteresan adamlar bak. Anlattı. Yani yanına gittik. Bak yanına gittik. Bak, algı değişti şimdi. Yanına gittik mesela ama. Benim boynumda bir duruş olarak böyle bir şey var. Mesela yamuk duruyor boynum. Bunu dışarıdan baktığın zaman anlayamazsın. Ama adamın olayı tamamen şu sinir uçlarına böyle dokunarak sinirsel bir şey. Dokunarak düzeltebiliyor seni. Kendi tekniği var. Bunun bir çözümü var diyor mesela. Var. Her şeyin bir çözümü var. Ama %100 ama %80. Ben gidiyorum. Ben yani kesinlikle ben şimdi mesela elim için ona gideceğim. Bile gitmiş. Enteresan bir adam. Bak enteresan bir adam. Sana yemin ediyorum yani şu an bana içinizden ne anlatıyorsun oğlum falan diyorsunuzdur ama yok, kanka, yanına gittiğinizde şunu diyeceksiniz. Oğlum ne oldu bize? Merak ettim ya. Evet. Ben de çok. Bile senin sırt bozulma nasıl düzelir? Evet. Evet. Anlık olarak yani. Birkaç seans diyor gel düzeltiriz bunu. Tek seansta bir yere kadar müdahale edebiliyor ama sinir uçlarını böyle okşayarak, böyle dokunarak düzeltiyor bazı şeyleri. Birçok şey diyeyim sana hatta. Kime gideceğim, birinci hacam. Ben videonu izledim ama mesela şu an anlattığımda daha böyle enteresan geldi. Ya şu bak, şu el olayı gerçekten çok böyle garibinize gidecek. Hani ya aynı baskıyı uyguluyor moruk. Değişen hiçbir şey yok ve söylediği dozlarda mesela vücudunun ona ihtiyacı var ya mesela tık kullanıyor aynı baskıda. Sen peki ona göre bir şeylerini değiştirdin mi hayatında? Değiştirdim. Tabii ki de değiştirdim. Değiştirdim. Mesela bir supplement dedi bana mesela kullanmış olduğum. Bunu dedi çıkartalım. Bunu sana buna ihtiyacın yok. Bunu sadığa söyledim. Sadık dedi ki tamam bro. Yani işi eline bırakmak lazım. Eğer öyle söylüyorsa çok elzem değil zaten dedi. Almayabilirsin. Bir dalga var ya. İzmir Fuarı'nda bize yapmışlar. Evet. Hatırlıyor musun? Onu biliyor musun? İçiliyorsan şöyle duruyorsan evet, tıkmasın. Evet. O muhabbet. Onun gibi. Onun gibi. Benzeri. Ben onu da yıkamadım çok. Orada, benzeri. Yani o böyle sanki sokak oyunuymuş gibi. Hani sokakta böyle bul kapara yal kara yapacak bir şey oluyor. Anladığımdan emin değilim. Seninle konuşmuyoruz. O dalgayı biliyor musun sen? Biliyorum. Ağızdan mı veriyordun? Nereden veriyordun bunu? Ne biçim konuşuyorsun? Bir şey mi yapıştırıyordu? Dengeyi mengeyi yaptı. Öyle bir şey içiriyordu. Hafif bir şey, bir damla.
Damla. Bir damla veriyordu. Ondan sonra şöyle duruyordu. Damla değil, bir şey sürtmüyor muydu ya, ben öyle hatırlıyorum. Bir şey dokunduruyor. Ha, bir şey dokunduruyor. Onunla şey, yani mental, psikolojik bir şey. Psikolojik bir şey. Benim de aklıma ama geldi. Adamın bana, Murat abinin bana söylediği şey şuydu. Kardeşim, yani beynin sana gereken şeyi söylüyor. Sana bunun sinyalini emin ol veriyor. Sadece bunu anlamak, idrak etmek peki lazım. Peki bunu kişi kendisi bulabilir mi mesela bu? Yani zannetmiyorum. Çok zannetmiyorum. Yok. Ama bazen sana bir şeyin yarayıp yaramadığını sen de ayıkıyorsun. O kadar iyi ayıkamıyorsun. Evet. İhtimalle de ne bileyim mesela bazen lan bir şeyler yolunda gitmiyor dediğin oluyor yani. Evet. Tecrübe evet. Zaten en net şey de. Evet. Her şey, her konuda. Sen peki abi şu an başladın mı tekrardan? Başladım ya, başladım. Alıyorum ufak ufak şey, bir şeyler. Ne yapıyorsun? Evet, Olimpiya. Olimpiya külü. Enanda da alıyorum. Ben kısa ester kullanmayı sevmiyorum. Sık aralıklı enjeksiyon yapmayı sevmiyorum. Aynen. Nefret ediyorum hatta. Aynen. Sen mesela bir videonu hatırlıyor musun? O enjeksiyon olayını. Aynen. Hiç istemiyorum falan. Ödem ben yaşıyor de... mu kanka? Yani yok, yaşamıyorum. Ben yaşıyorum. Hemen ödem sorma. Ben mesela Probian kullanmam diye. En son 2019'da kullanmıştım. Ondan sonra hayatta... İşte Enant. Ben uzuncuyum. Enant'ı alıyorum. Boldon'u alıyorum. Ne yazmıştı Sadık? Enant'a Boldon'u. Bir de Danabol verdi ama Danabol'e daha başlayacaktık. Bu sakatlık muhabbeti oldu. Onun yanında da 2 ünite Growth yazdı. Ben 2 almıyorum, 4 alıyorum ama. Biraz daha hani beni sayılandırsın diye, büyüsün diye. Bunlar var şu anda. Bunu sağa daha çevirip atarlar büyük ihtimalle. Biz bunu söylediğin için diyecekler. Evet. Ama 4 almışlar elin için de iyi bir. Yani evet, biraz da onun için alıyorum. Ha, elin için, evet elin için. Elim için biraz büyüme hormonu ve peptit alacağım. Peptite daha başlamadım ama alacağım TB500. Ya şu an mesela gördüğüm yani sosyal medyada o kadar fazla böyle yanlış kullanım varmış gibi. Hani herkes böyle. Bence herkes... araya, bak ben şöyle bir parantez açayım. Bana da katılacaklarını düşünüyorum zaten, eminim. Şimdi bir dönem mesela biz de fake ilaçlar kullandık. Gerçekten içerisinde 100 miligram yazıyor ama 50 var, 40 var mesela, örnek veriyorum. Şu anda bu adamların hani böyle hepimiz söylüyoruz ya eskisi gibi kullanmıyoruz diye. Eskiden fake ilaçlar bize de denk geliyordu. Fake demeyelim de yani içerisindeki doluluk oranı düşük ilaçlar bize de denk geliyordu. Ama şimdi ince eleyip sık dokuyoruz. Aynen. Öyle değil mi? Evet. Evet. Yani o yüzden aldığımız dozlar tabii ki de düşüyor. Mesela Sadık bana prep dönemde yazdığı kür şöyleydi. 300 miligram propionat, 300 miligram masteron. 300 miligram trenbolon. Hayatımda ilk defa o kadar yüksek trenbolon aldım ama hayatımda ilk defa o kadar düşük testosteron ve masteronla da yarışa hazırlandım. Genelde 500'de falan tutardım ben. Fakat o dozlar bana o kadar yaradı ki. Yani çünkü vücudumdan üstünü aramadım bile. Toksik azalınca evet. Daha iyi işliyor yani. Kesinlikle. Organlar daha iyi işlevini gözlüyor. Değil mi yani, fazla kullanmak bir de kortizol da basit. Yani şey oluyor. Çok doğru. Düşüyor. Belli bir yerden sonra fazla ilaç aldığın zaman zaten çok fazla stres, inflamasyon oluşuyor. Evet. O yüzden bir şeyler yolunda kesinlikle gitmemeye aslında başlıyor. Tuna'nın demek istediği biraz da şey. Eskiden hani düşük ilaçları yüksek miligram alıyorduk ki evet. Zaten bu dozlarda alabilirdik evet. Diye. Evet. Şimdi evet. Düşük alıyoruz. Fake almıyoruz. Evet. Onu söylüyorum. Çok doğru. Aynen. Yani eskiden para yoktu ki abi. Evet. Doğru. şimdi vallahi alıyoruz. Birçoğumuz da hani öyle dışından getirtiyoruzdur yani ilaçları artık. Türkiye'de yani tabii ki de var güzel yok değil ama belli bir seviyeden sonra ya olsa bile riske atmıyorsun. Yani. Atmıyorsun abi. Evet, evet. Oluyor ama hani riske atmıyorsun sonuçta. Yani alabiliyorken. Allah. Size mesela sizin de hala denk geliyor mu mesela sahte ilaç? Tabii ya. Öğrenciler. Değil mi? Size bile denk geliyor değil mi? Hocam diyor, iş mesela mademdeki işte sonundaki ilk sahibinden aldım diyor. Yok evet. Size denk geliyor mu? Ya bize hiç, sizin ben hiç yaşamadım. Ben hiç. Son artık denk hiç geldi. Bir şey yaşamadım. Hmm. Artık kurdu olduk kanka. Hani kollayarak anlıyorsunuz. Sektörü. Yani böyle baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Bir de anlatıyorsunuz kardeşim. Bir de anlatıyorsunuz. Evet. Anlaşılıyor. Son olarak şunu soracağım. Hani gurbesi oluyor. Ne kullansın, nasıl kullansın gibi asla değil. Ama şimdi çok fazla artık insanlar bu işe yönelmeye başladı ve herkesin ağzında bir ilaç konusu var ya. Yani sadece tavsiye olarak ben ama ilaç kullanılacak zaten ilaç olarak 4 tane 5 tane ilaç var kanka. Ya bir yani yandan ilaç olarak söylemek isterseniz siz söyleyebilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Ama bu işin doğrusu biraz nasıl olmalı? Yani bir mesela şimdi siz çok tecrübelisiniz bu konuda ve insanlar gerçekten bu konuda ciddi hataları yapabiliyor ve nasıl başlarsa da biraz öyle gidiyor. Çünkü öyle başladığı için çok fazla bir şeyleri değiştirmiyor. Hep öyle devam ediyor. Ama bu noktada biraz daha bilinçlenmesi için
Sizce yeni başlayan bir adamın veya eskiden yaptığı bir şeyler şu an tekrar yapacak falan. Sizce hani nasıl süreci ilerletmesi gerekiyor? Evet. İşte kan testinden tutun biraz yapmasın. Bence Emre girsin bir. Doğru insan olması gerekiyor ya direkt. Sen pası bize atarak bana at, ben gönderiyorum Ali'ye. Şöyle zaten yani bununla toparlayalım ya. Şöyle ben biraz kabataslak anlatayım. Zaten yani direkt başlar başlamaz adamın tren alacak hali yok. Kullanabileceği zaten 2-3 tane ürün var. Nedir? Bu test sesörüm var. Bolden'im. Hadi Bolden'im kullanmak istemiyorum. Rima Bolden'im daha temiz. Daha sevdi. Evet. Hadi onu da bulamadı. Veya pahalı geldi. Masteron alsın. Aynı bokun laciverti. Ya bunları kullanabilir zaten. Yani dozlar da bellidir anladın mı? Gidip de 1 gram 1 gram kullanmasına da gerek yok. 300-400 kullansın. Kafidir yani budur. Ama bu kişiden kişiye değişir. Bu işin doğrusu yok yanlışı da yok. Abi herkes artık her şeyi evet. kanıtlıyor anladın mı? Şimdi bir şey diyorsun. Altına yazacaklar. Lan ne anlatıyorsun sen? Doğru. O yüzden mesela artık biraz da kişinin tecrüben edip, öğrenip birazcık kendi doğrusunu bulması gerekiyor ki biz de öyle yaptık. Doğru. Ben hani Tuna'nın da eskiden beri tanırım. O da evet. kendinde denemiştir birçok şeyi. Kendine tecrübe etmiştir. Bir ince kobaylık yaptık yani. Yaptık ama yani o mecbur. Mecbur bir dönemdi çünkü. Yaptık yani. Mesela şu anki gibi, evet. mesela şu an konuşuyoruz. 4 sene önce konuşan var mıydı? Yoktu. Veya işte yoktu. Ondan öncesinde aynen, yoktu. Aynen. Hani bu tarz anlatımlar yoktu. Bu tarz bilgi de yoktu. Bakma bak 4 senede 3 senede çok değişti sektör. Aynen. İnanılmaz değişti. Yani ya eskiden mesela 5 sene önce birisinin bahanesi varmış. Bahanesi vardır mesela. Çünkü elde bilgi yok. Türkçe bir kaynak yok. Bir şey yok. Ama şu an baktığın zaman biz şu programda bir açık açık konuşuyoruz. Yani şu an birisinin evet. bilinçli yapmaması için yapmaması için bir sebep yok yani baktığın zaman. Evet. Sadece özverili olması lazım. Araştırıp, okuyup, görmesi lazım. Yani şeyle karşıyım ben şimdi. Çok fazla konuşuluyor işte. Konuşuyorsunuz çocuklara örnek oluyorsunuz falan tarzı. Çok fazla böyle saçma sapan yorum geliyor. Ama baktığın zaman o zaman rap müzik de dinlemesin. Ben aynen. her zaman yine Netflix izlemesin o zaman. Kişi de bitiyor. Bilinçli olmaması. olmaması için hiçbir sebep yok. Yani o yüzden ya zaten kendisi... Bak Sadık bile, Sadık bile bugün Tuna'na testosteron bolden oynadı. Aynen öyle. Anladın mı? Yani zaten çok mucizevi bir işti yani. Sen anlat. Evet. Yani. Ya Emre çok doğru söyledi. Ekleme yapmaya hiç gerek yok. Ama şöyle dediği çok doğru. Sadık bazı ilaçları, ben mesela peptit kullanıyorum. Mesela MCF kullandığım dönemler oluyor omuzlarım için. Hani faydasını da gördüm yok diye. Sadık bro growth alıyorsun buna gerek yok diyor. Mesela örnek veriyorum. Bizim kadar ilaç bilmiyorlar. Bizim kadar imkana sahip değil. Onlar da şöyle. Testosteron, işte prep dönemdeyse testosteron, birazcık trenbolon, asetat, birazcık işte masteron. Proviron mesela ilah gibi görüyorlar. Bulamıyorlar. Mesela bulamıyorlar. Şu an değil, şu an değil, son dönem diyor. Koç diyorum, elimizde bolca var. O zaman başlayalım diyor. Ama vloglar da atıyor adam. Yani atıyorum. Yani. Katır katır yutuyor. Ondan işaretler. Yani orada çok fazla imkan olmadığı için... O adamlar bu ilaçların birçoğunu bilmiyor. Bilmiyor derken teorik olarak biliyor olabilirler ama deneyimlememişler evet. bence. Ve gerek olmadığını da düşünüyor adamlar. Ben de Emre'ye katılıyorum. Kullanacağın birkaç tane ilaç var. Büyümek istiyorsan biraz testosteron boldan al. İşte biraz forma girmek istiyorsan da işte ne bileyim yarışın son dönemine doğru da esterleri kısaltabilirsin. Daha sık vurup işte ne bileyim. Evrede yapabilirsin. Aynen. Gibi. Budur abi bunun olayı. Ama yani böyle şu an görüyorum mesela metribolonlar falan var filanlar. Çok saçma geliyor gerçekten. Ben en nefret ettiğim ilaç abi trenbolon. Ben trenbolon kullandığım zaman harbi zaten hani şeyim yani böyle garip bir adamım. Hani gereksiz yükselebiliyorum, agresif olabiliyorum. Hani böyle bir memleketten gelme bir şey var. Trenbolon. Trenbolonla beraber ben çok farklı bir noktaya çıkıyorum. Şu an tren var mı abi sende? Yok. Trenbolonu ben sadece son 4 hafta kullanıyorum. Onu yeter da yani çok yetiyor. Yapıyor. Zaten hızlı geliyor. Hızlı ben geliyor. De çok yapıyorum. Sadece trenbolon yapıyor. Seni çok etkilemiyor aslında. Ben aynen. Yansıtmıyordur. Yansıtmıyordur yani. Abi. Ya şöyle. Bu adam gergin adam. Ben gıcık oluyorum mesela. Sinirlenen değil, gıcık oluyorum ya. Evet. Kanka birazcık ilacı şöyle söyleyeyim. Çok düşük de alsan o lavuk seni etkiliyor. Evet, o gerçekten farklı. Birazcık değiştiriyor. Yalan yok. İnsan ilacı değil. Değil abi. İnsanlar için değil. Değil. Değiştiriyor. Ama tabii bunu toksik miligramlara çıkarsan dışarıya yansıtabilirsin de yani çok yani kabul edilebilir rakamları aldığımız için tolere edebiliyoruz onu. Uyku mu da benim mesela? Uykuyu çok fazla. Ya uyku mesela zehir ediyor.
Uyku mu uyku olmuyor. Uyku kalitesi. Rüya göremiyor. Melatonin sizi yokmuyor. Gittiğiniz an. Rüya göremiyor. Oluyor mu mesela sen? Rüya göremediğin. Abi ben sürekli podyuma yayağlı çıkıyorum. Arnold Kulesi'ye çıktım geçenlerde. Geçenlerde dediğim geçen prepte. Sonuncu oluyorum falan, rezil oluyorum falan, böyle garip garip şeyler yani. Sürekli yağlı çıkıyorum, boyasız çıkıyorum, bir şey. Hep böyle kabuslar. Abi bir işi rüyanda görmüyorsan yeterince başarılı olamazsın şey, zaten. Evet. Bu ama mesela trendeyken oluyor. Anladın mı? Ve uyku sıfır. Ben... Kürdeyken falan antiöstrojen alıyor musunuz? Ya ben... bunu neye göre belirliyorsunuz mesela, alıyor musunuz? Kan. Ya, aslında kan testine bakılması lazım kan ama birazcık da insan kendini anlıyor artık. Memojunda hassasiyet varsa birazcık hassasiyet. Sadık bana veriyor. Norvalex'i veriyor. 11 gece yatmadan. Ben çok taraftarı değilim ya off sezonda. Ben de off sezonda gerek yok. Evet. Abi benim östrojenle alakalı şöyle bir problem vardı yine. Ben ucundaki hassasiyet ve jinekomastim. Bununla bir sürü yarış yaptım. Yarışlarda da çok olumsuz yönleri oluyor. Adaleyi boşaltmak zorunda kalıyorsun. Evet. Yani femara içmekten. Evet. Femara zaten su atıcı gibi bir şey. Yani yiyorsun, yiyorsun, ısınıyorsun ama pump olamıyorsun. Bu tarz sorunlar oluşturduğu için en son artık ameliyat oldum. Ameliyattan beri de hiç antiöstrojen kullanmadım. Kral ya. Var ya ben de olacaktım. Bana Mücahit dedi ki yani bu sadece iyi oluyor. Yani, yani sadece jinekomasti değil. Bak jinekomasti ameliyatı olmak gerçekten bu sporu yapan birisi için çok önemli. Sağlık. Aynen. Adam mesela antiöstrojen daha kullanmadım diyor. 2 senedir kullanmıyorum. Ya psikolojim bozuyordu. Beni kötü hissettiriyordu. Tabii fazla yani. Antiöstrojen. Ben mesela o psikolojik mevzular bende çok olmuyor. Birazcık bende halsizlik yapıyor sadece antiöstrojende. O evet. Da fazla alırsa yapıyor. Ya şöyle ben şimdi yanlış yönlendirmeyeyim mi? Hani benim yaptığım saçma sapan protokoller olduğu için ben çok olumsuz etkilendim antiöstrojen anladım, konusunda. Anladım. Ben de mesela jinekomastim gitsin diye femara'ya yüklendiğim zaman evet, oldu. Evet. Bayağı bir halsizlik. Ya bir orada durması dümdüz çıkıyorsun yani. Evet, evet. Orada durması bile sıkıntı ya onun. Böyle sürekli kafanda acaba. Bir de o kadar kurduğun zaman gözüküyor. O kadar emek veriyorsun. Bende çok minimal. Vardır yani de şu kadar bir şey. O zaman yavaştan toparlayalım. Evet. Gerçekten sizi gördüğüme çok fazla sevindim. Çok İşte teşekkür öyle. Ederim. İyi ki geldiniz. Eyvallah Burak. Yarın biz gidiyorsunuz. Evet. Yarın sen gidiyor gidelim. Musun Ali? Gidiyoruz abi. Hadi inşallah. Hayırlı inşallah. Yolculuklar size. Memlekette herkes hazır bekliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaştan kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Ettiğin için. Gerçekten. Bugün için tamamen teşekkür ederiz. Evet. Bize de motivasyon oldu valla. Sizi gördüm. Gerçekten çok güzel oldu yani. Bu bir şekilde. Her şeyin esprisi olmuş. Dışarıda da görüştüğümüz insanlarsınız. Evet evet. Yani böyle toplanıp bir araya gelip. Ama yine uzun bir zamandır görüşemiyorduk abi yani. Evet seninle bayağı olmuştu. Bu şekilde toplanmamız çok güzel oldu. Göktücüğüm söylemek istediğin bir şey var mı? Zaten beraberiz. Çok teşekkür ederiz Hakan'cığım. Çok sağ olun. Arkadaşlar umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Hey Body tekrardan başladı ve ikinci bölümde kimi istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.